günaydın güzel insanlar, hoş geldiniz. 29 Ekim bugün ve hepimiz için güzel, mutlu bir gün olsun. Hoş geldiniz Lezzetli Sohbetlere. Ben sunucunuz Şemsadeniz. Yine coşkuyla programı açmak istiyorum. Bugün güzel bir gün olsun. Bugün Cumhuriyet'i kutladığımız bir gün. Cumhuriyet çok kıymetli, çok değerli bir şey. Bugün kutlamalar olacak. Bugün güzel geçsin hepimiz için. Peki tam olarak neyi kutluyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesini kutluyoruz ve onun anısına da her 29 Ekim'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutladığımız bir gün ve ben bayılıyorum bugüne. Neden? Çünkü her taraf efendim bayram yerine dönüyor. Güzel bir gün olsun, neşe dolu bir gün olsun. Özellikle Bağdat Caddesi'nde ben motorlarla geziyor insanlar. Böyle bütün motorcular çıkıyor, Bağdat Caddesi'ni dolaşıyorlar ve bayraklar her tarafta var. Müthiş bir şölen aslında, kutlanması gereken, anımsanması gereken bugün. O zaman güzel olsun herkes için ve buna uygun da inanılmaz güzel bir konuğum var bugün. Asil Hanım bizimle beraber olacak. Kendisi akademisyen ve bir motorun üstüne atlayıp efendim bütün dünyayı gezen bir kadın. Evet, muhteşem. Her tarafı geziyor. Avrupa'yı geziyor, dünyayı geziyor. Türkiye'yi zaten karış karış her tarafını gezmiş. Çok güzel bir motorla beraber tek başına o ve yollar var ve ben hayran kaldım. Onunla sohbet etme şansını da yakaladık ve sizinle tanıştırmak istiyoruz ve sohbet edeceğiz. Neden motor diyeceğiz, neden motorla geziyor, neden bu gezgin olma isteği çıktı ve bir kadın olarak aslında karşılaştığı maceralar, onu korkutan yönler var mı ve ne yapıyor zor durumlarda? Çok güzel bir program olmasını umut ediyoruz. Bugün herkesi davet ediyoruz. Motor kullanan, kullanmayan, aslında bu coşkuyu yaşamak isteyen herkesi Lezzetli Sohbetlere, satelit ekranlarına davet ediyoruz. Umarım güzel bir program olacaktır. Ve tabii ki yine sizin için bir tarifle geliyorum. Ev yapımı efendim. Güzel güzel poğaçalar yapacağım bugün size, sosisli. Hadi o zaman ilk önce tarifle başlayalım. Şöyle kağıtlar kalemler bir hazırlansın. Evet, neye ihtiyacımız var? Hamuru için efendim. Bir adet yaş maya istiyorum sizden. 2 tatlı kaşığı şekerimiz. 1 yumurtanın akı. Yarım su bardağı sıvı yağımız. 1,5 su bardağı sütümüz. 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 4 su bardağı da un istiyorum. İçi içine ihtiyacımız var. Bir paket efendim sosis istiyorum sizden. Ben dana sosisi tercih ediyorum. Tercihi size bırakıyorum. Ve üstüne de bir yumurta sarısı. Güzel, lezzetli, pohuduk poğaçalar yapacağız bugün. Böyle anne poğaçalarına benziyor. Çok güzel poğaçalarla efendim güzel bir sohbette eşlik edeceğiz. Umarım siz de bize eşlik edersiniz. Peki, her şeyden önce ne diyoruz? Hamd edelim, Rabbimize şükürler olsun. Bugün yine bize gündelik ekmeğimizi sağladı. Yine karşınıza hem yeni bir tarifle hem de nefes alarak çıktık. Ve güzel konuğumla beraber güzel bir program yapacağız. Ama güzel bir ayetle açalım programa. Gerçekten Rabbe övgüler sunarak başlayalım. Kim sevmezse Tanrı'yı tanımıyor. Çünkü Tanrı sevgidir. Bir daha okumak istiyorum. Biraz yüreklere kazınsın. Kim sevmezse Tanrı'yı tanımıyor. Çünkü Tanrı sevgidir. 1. Yuhanna 4:8. Çok büyük bir söz. Bazen ağırlığın altında kalabileceğimiz kadar büyük bir söz. Ama kulaklarımızda ve yüreklerimizde çınlaması gereken bir söz. Kim sevmezse diyor Tanrı'yı tanımıyor. Çünkü Tanrı sevgidir. Bugün yüreklerimize bunu soralım. Seviyor muyuz? Kardeşimizi değil sadece, akrabalarımızı değil, eşimizi, dostumuzu değil, insanı seviyor muyuz? Kendimizden başka kimleri seviyoruz ve yüreklerimizde gerçekten Tanrı'nın istediği o tanrısal sevgiyi barındırıyor muyuz? Soru sormaktan çekinmeyin kendinize, yüreğinize. Gerçekten soru sormaktan çekinmeyin çünkü iman hayatı için soru sormak, sorgulamak, kendine bakmak çok önemli bir şey. O zaman bugün soruyorum hepimize, seviyor muyuz gerçekten? Ve eğer sadece kendi dünyamızdaki, kendi belirlediğimiz hatlardaki insanları seviyorsak, o zaman Tanrı'yı hoşnut ediyor mu bu? Onu da bir bakalım. Şimdi yürek sever, kardeşimizi severiz, biyolojik kardeşlerimizi severiz, annemizi babamızı severiz, değil mi?
Kiliseteki kardeşlerimizin de birçoğunu sevmeye çalışırız ve ya da severiz. Ama daha fazlası var mı? Gerçekten böyle herkesi sevebilecek bir yüreğe sahip miyiz? Tanrı diyor ki eğer benim çocuğumsan ve beni tanıyorsan ben sana böyle bir yürek veriyorum. Çünkü sen benim kutsal ruhumu taşıyorsun. Yani benim ruhumu taşıyorsun. O zaman eğer biz gerçekten sevmiyorsak Tanrı neden işlemiyor yüreğimizde? Bunu da soralım. Sevmeye çalışalım. Aslında çalışmaya gerek yok. Tanrı'yı tanıyorsak ve Tanrı'yı seviyorsak ve diyorsak ki, iman ediyorsak ki Tanrı sevgidir, o zaman biz de herkesi sevebiliriz. Gerçekten sadece bize iyi gelenleri değil, düşmanlarımızı da sevebiliriz. Tanımadığımız insanları da sevebiliriz. Hiç bilmediğimiz insanları da sevebiliriz. Tek yapmamız gereken şey aslında bunu Tanrı'dan istemek. Tanrı'dan birçok şey istiyoruz. Araba istiyoruz. Ev istiyoruz. Hayatlarımız daha iyi olsun istiyoruz. İşlerimiz yoluna gitsin istiyoruz. Ruhsal armağanlar istiyor muyuz? Sevgi mesela çok büyük bir armağan. Sevgi armağanını versin bize Rab. Gerçekten çok sevelim birbirimizi. Hepimiz gerçekten çok sevelim. Saf bir sevgiyle sevelim güzel insanlar. Bu 29 Ekim'de Rab gerçekten yüreklerimizde sevgi, sevgi, sevgi kazısın. Evet, hoş geldiniz. Şimdi çaylar kahveler hemen hazırlansın. Asil Hanım geliyor.
Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla Şehrin Kalbi her Perşembe saat 19'da Sat 7 Türk'te. Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Sat 7 Türk'te sizlerle. Bize kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Kimlik programında Hristiyanlık tarihini adını altın harflerle yazdırmış önemli kişilerin hayatlarına odaklanıyoruz. Özge Talas'ın sunuculuğunu üstlendiği, dünyayı değiştiren, yaşamlara dokunan ve tarihe yön veren değerli Hristiyan liderlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı Kimlik, her çarşamba saat 21'de, tekrarı her cumartesi saat 20.30'da Sat 7 Türk'te sizlerle. Değerli Hristiyan kimliklerini sizinle paylaştığımız programımızda Kayserili Basil'i konuştuk. Ölüme gözlerini kapatmadan önce yıllar sonra bilinen adıyla Altın Ağız son sözlerini söyledi. Her şey için Tanrı'ya yücelik olsun. Herkesten merhaba. Evet, hoş geldiniz efendim lezzetli sohbetlere ve konuğuma da bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Asil. Evet, Asil. Çok güzel bir isim. Teşekkür ederim. Aslında arada da yani girmeden önce de söyledim size. Hiç duymamıştım ben böyle bir isim. Yani Türkiye'de birçok isimle karşılaştım. En son en ilginç isim eşimin zannediyordum. Onun ismi Kanivar. Ne? Kanivar. Kanivar. Benim topraklarım demekmiş. Ondan sonra çok ilginç bir ismi var ama Asil. Sizin de Şemsa. Şemsa. Evet. Yani o da evet doğru. Yani benim isim de çok ama Asil nereden geliyor? Kim verdi size bu ismi? Babam kelimelerle çok ilişkili bir adam. Çok okur, şairdir, şiir yazar. Wow. Ablamın ismi Nil, ikinci ablamın ismi Nesil. Fanatik olsun diye Nil, Nesil, Asil. Çok güzel. Üç kız kardeş. Üç kız kardeşiz. Çok iyi. Baba ne düşünüyor üç tane kızla beraber? Çok memnun kız çocuğu. Gerçi en küçük ben olduğum için biraz daha böyle serbest. Hani olur ya, evet. Üç kızsa son çocuk böyle hani erkek özlemi olur ya benim, bu yüzden motor dedim, motor oldu. Kay bisiklet böyle biraz daha şey hareketli geçti. Evet, benim kız kardeşim de öyle, en küçüğümüz o ve kız. O zaman onun için biraz daha özgürdü her alanlar. Yani böyle istediğini biraz daha çabuk fırsat aldı. Kalmıyor. Ablalarım de yemek yapıyor, temizlik yapıyor derken ben ne yapacağını bilmiyorsun, oyun oynuyorsun. Hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Hoş buldum. Sizi biraz tanımak istiyoruz. Aslında benim sizi tanıma fırsatım oldu ama izleyicilerimiz için biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Neler Tabii yapıyoruz? Asil Özbay, İstanbul Gedik Üniversitesi'nde akademisyenim. Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Bunun dışında motosiklet hayatımın çok merkezinde. Keşfetmeyi çok seviyorum. Yeni insanlar tanımaktan çok ama çok keyif alıyorum. Çok iyi. Motosiklet de bunun için çok uygun bir araçmış gibi geliyor. Çünkü uçak, tren, otobüsün gidemeyeceği birçok yere girebiliyorsun. Yani o şehrin vitrini olmayan yerlere de girebiliyorsun. Yol arkadaşımmış gibi geliyor. En uzun ilişkim hayattaki motosiklet. Motosiklet. Evet.
Ne kadar zamandan beri ilişkiniz var motosikletle? Yaklaşık 20 yıl. 20 yıl? Aralıksız, evet. Oo, küçük yaşta başladık o zaman. Yani tanıştım ve hiç ayrılmadan devam ettik. Yollar ve motosiklet. Peki akademisyenlik de var. Evet, çok seviyorum. Öğretmeyi çok seviyorum. Gelişmeyi çok seviyorum. Öğrenmeyi çok seviyorum. Aktarmayı çok seviyorum. Neyin üzerine peki? Spor bilimleri. Spor bilimleri. Biraz açar mısın? Yani spor bilimleri çerçevesi içinde farklı spor disiplini. Kitle iletişimi, kitle iletişim medya, satranç aynı zamanda. Satranç derslerine de giriyorum. Çok ilginç. Çok farklı dersler var. Neden bu alanı seçti Asil? Bedenin özgürce hareket etmesi çok kıymetli. Yer değiştirmek. Ya ben sporla var oldum hayatım boyunca. Yani çok içe kapanık bir çocuktum ama sporla kendimi var ettiğimi düşünüyorum. Bisiklet sürmek, kaykay, paten, işte basketbol potasında saatler geçirmek tek başıma da olsa. Beni yaşama yaklaştırdığı gibi hissediyorum sporu. Çünkü çok içe kapanıktım yaşamım öyle boyunca. Mi? Daha kitaplarla ilişkiliydim. Bakıldığına hiç öyle durmuyor şu anda. Öyle belki diyorlar. Çok sosyal medyada da öyle diyorlar ama tam tersi çok içe kapanık ve daha çok kitaplarla kurduğum bir dünya var yaşamda. Hala öyle mi? Hemen hemen. Gerçekten. Onun için mi motosiklette bütün dünyayı tek başınıza geziyorsunuz? Yani bu biraz karakteristik bir özellik mi? Bireysellikten çok keyif alıyorum. Çok besliyor. Çünkü yeni insanlar tanımaktan çok keyif alıyorum. Çok iyi. Farklı insanlarla rastlantısal şekilde karşılaşmaktan dünyanın herhangi bir yerinde. Bu çabanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Anlamaya çalışmak, senden farklı olanı anlamaya çalışmak. Ben bugün motorumu atlayıp dünya turu yapacağım dediğiniz dönem nasıl bir dönemdi? Çocukken okuduğum kitaplar işte 80 günde devre alem, balonla 5 hafta, dünyanın merkezine yolculuk gibi tohumları o zamanlar yani o kitapları tercih ediyordum daha çok. Ama gerçekten evet ben ertelememem gerekiyor dediğim yer cezaevi oldu. Cezaevindeki çalışma deneyimim oldu. Şimdi oraya başlayalım tamam. O zaman ufak ufak. Satranç dersleri veriyorsunuz evet. Değil mi? Nereden başladı bu satranç dersi vermek? Şöyle, hapishaneyi çok merak ediyordum. Mahkumları çok merak ediyordum. Yani mahkumlarla göz göze gelmek, sohbet etmek, anlamak, neden o suç işlediğini dinlemek. Çünkü biz kimse kimseyi yargılamaması gerekiyor hayatta. Çünkü doğru. Herkesin hikayesi bambaşka. O hikaye onu oraya götürüyor. O hikaye onu alkolik yapıyor. O hikaye onu başka bir yere götürüyor. Ve biz medyada her şeyi farklı yansıtıldığını da görebiliyoruz. Doğru. Yani birebir dinlemek çok, gerekiyor, çok değil mi? Önemli bence. İlk ağızdan. Ve o şekilde derslere başladınız. Evet, aslında böyle bir aylık bir süreç yeterli gibi düşünüyordum. Yüksek lisansımı da yapıyordum. Bir gün okula gitmem yeterliydi. O diğer günlerde de çalışıyordum işte hapishanede. Bir, iki ay oldu, üç ay oldu. Ben ayrılamıyorum. Arkadaş oldum içeridekiler. Çünkü bağ kuruyorsun. Yani hayatta ben dışarıda bu insanla bir araya gelmem, zaman ayırmam ya da telefon numaramı bile vermem. İsmim rehberimde olmasın. Hani korktuğun ya da çekindiğin insanlar. Orada öyle bir bağ kuruyorsun ki başka bir frekansta buluşuyorsun aslında. Hikayesini dinleyince de ya evet zor durumda kalıyor. Kendini korumak için o suçu işleyebiliyor diyebiliyorsun. Çünkü çok çok farklı hikayelere sahibiz. Empati kurabiliyorsun o zaman. Değil mi? Empati mi kurabiliyorsun? Daha çok onu tanıyabiliyor musun? Evet. Bir şeyler değişiyor. Evet. Yakınlaşınca kurabiliyoruz. Bence. Ya çok çok önemli. Farklı insanlarla temas etmek. Onlar için nasıldı peki? Yani böyle bir deneyim. Ben onlardan daha çok şey öğrendim açıkçası. Öyle mi? Gerçekten. Çok şey. Yani okudukları kitaplar da çok farklı kitaplar. Biz burada seçtiğimiz kitaplar genelde nelerdir? Sistemde işimize yarayacak kitaplar değil mi? Doğru. Yani işte bu sistem içinde var olmakla ilgili. Onlar 30 yıldır, 20 yıldır içeride daha başka ya zamanla ilgili kitaplar okuyorlar. Ya. Frekanslarla ilgili kitaplar okuyorlar. Diğer dünyayla ilgili kitaplar okuyorlar. Yani bizden biraz farklılaşıyorlar. Başka bir dünya kuruyorlar. O yüzden sohbet de biraz daha farklı oluyor içeride. Okey. En ilginç sohbetlerinizden hatırladıklarınız var mı ya Şemsel? Şunu da aslında o insandan bahsetmek istiyorum dediğiniz var mı? Beni en çok şaşırtan şey onlara şu soruyu sordum. İçeride zaman nasıl geçiyor? Çok tuhaf.
300'e yakın mahkum var ve farklı farklı koğuşlardan geliyorlar. Hepsi, hemen hemen hepsi şunu söyledi. Rüya gibi geçiyor içeride zaman. Su gibi akıp geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz gibi ifade ettiler. Sonra bunun üzerine düşünmeye başladım. Zaman algısı üzerine. Rutinin parçası olduğumuzda zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden örneğin 20 günlük yaptığım bir İran yolculuğu benim hayatımdaki 2-3 yıla bedel. Çünkü bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsun. Beyin o hikayeyi anlamak için çaba sarf ediyor. Zamanı çoğaltmaya çalışıyor gibi hissediyorsun. Rutinin dışında olmak bence çok değerli. Hayatla derdiniz ne? Var çünkü. Çok güzel. İnsanların hayatta bir derdi varsa yaşıyorlar benim için. Hayatla derdiniz ne? Çaba göstermek istiyorum. Emek vermek istiyorum. Anlamak istiyorum. Öfke duymamak istiyorum. Küçümsememek istiyorum. Hı hı. Ya da en azından her zaman yani asil, evet, yargıladığın bir konu var. Bu her konu olabilir. Önce dene, çaba göster. Sonra yargıla, öfkelen, kız o insanı. Ama önce çaba göstermek zorundayız. Çünkü işimize geldiği gibi davranıyoruz hayatta. Doğru. Ya evet, görüyorsun bir hikayeyi. Ya ben tamam, yargımı koydum ve bu şekilde diyorsun. Bu en kolayı. Hı hı. Böyle bir insan olmak istemiyorum. Böyle bir insan olamak için peki? Anlamaya çalışıyorum. Hı hı. İşte hapishaneye girme sebebim, hikayeleri dinlemek, anlamak. Nereden geldi, nasıl bir çocukluk yaşadı, nasıl, oraya nasıl girdi? Çok güzel. Oraya nasıl girdi? Yani aslında bir derdi olması gerekiyor insanın. Yani yargılamamak istiyorum, anlamak istiyorum, ön yargıları kırmak istiyorum. Önce bakmak istiyorum, sonra karar vermek istiyorum diyor Asil Hanım. Çok da doğru söylüyor. Peki şimdi motorla beraber, büyük de bir motor. Var mı fotoğrafları arkadaşlar? Böyle biraz göstermek istiyorum aslında Asil Hanım'ı böyle motorlarıyla beraber. Ve fotoğraflar varsa onları göstere göstere de konuşabiliriz. Videomuz var, olur. İlk önce videomuzu izleyelim, sonra konuşalım üstüne tabii ki.
Nereleri gördük? Yani denizaltı gördük. Ondan sonra bir sürü yer geziyorsunuz. Şimdi siz sporlarla da ilgileniyorsunuz ve bu videoları aslında insanları bu sporlara teşvik etmek için çekiyorum dediniz. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Nasıl başladı? Zaten yollardayım. Geziyorum. Farklı şehirler, farklı ülkeler. Bir taraftan da içerikler üretmek istiyorum. Hem kendi alanımla ilgili, sporla ilgili. Örneğin su altı dalışına nasıl başlanır? Ya da kano ile safari nasıl yapılır gibi. Birçok insan bir hobiye başlamak istiyor, bir spora başlamak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Güzel, doğru. Bu tarz içerikler çekmek istediğime karar verdim. Şimdi böyle bir yolculukta ekledim. Çünkü zaten artık yıllardır dolaşıyorum. Yenilik gelmiyor bana motor sürmek. Hani bir şey yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Ekstra bir şey daha lazım. Bir çıktı olması gerekiyor artık. Çünkü çok aldığım ve beslendiğim çok şey oldu yollardan. Artık böyle üretmek istiyorum. Biraz daha aktarmak istiyorsunuz. Aktarmak istiyorum, aslında, evet. Değil mi? Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz? Bisiklet gördüm. Ve denizin altında gördüm. Yavaş neler? Paraşütü pilotuyum aynı zamanda. Eğitim aldım. Kendi solo uçuşlarımı yaptım. Ya birçok branşla ilgilendim açıkçası. Yani 5 yaşımdan beri birçok branş. Atletizm, uzun atlama. Şimdi mesela slackline yapıyorum. İp üzerinde yürüme. İki ağaca bağlıyorsunuz. Evet. İp üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Akşamları 12'den sonra 15 metre bir ipte yürüyorum mesela. Bu da bir egzersiz. Merak ediyorum. Benim şimdi çocuğum olsa Asil korkarım. Çocuğa bir şey olur mu diye. Aile nasıl tepki veriyor? Evet, annem alıştılar artık sanırım. Değil mi? Çünkü çocukken de böyleydim. Yani 5-6 yaşımda bisiklet sürmeyi öğrenmiştim. Daha ana sınıfına giderken başka mahalleleri keşfetmeye çalışıyordum. Beni diğer mahalleler topluyorlardı. Yolu kaybediyordum. Orada bir çocuklarla tanışmaya çalışıyordum. Çok çok farklı bir çocuksunuz. Yani çocukmuşsunuz. Zaten büyüyünce de o farklılık çıkmış ortaya. Motorcularla ilgili bir ön yargı var. Yani ülkemizde de var. Benim babam uzun senelerdir motor kullandığı için biz Yunanistan'da da her yerde de aslında ben babamın sırtına atlar ondan sonra motorla her yeri gezerdik. Ama Türkiye'de özellikle yani motorcularla ilgili birazcık endişe ve farklı bir izlenim var. Evet. Bu neden ve nasıl kaldırması gerekiyor bu izlenimler? Nasıl yok edeceğiz bunu? Çünkü doğru da değil aslında çoğu hikayelerin. Evet, doğruluk payı olanlar da evet var ama genelliyorlar çoğu insan. Evet. Tehlikeli olarak görüyor motosiklet kullanıcılarını. Ya ben hep şunu savunuyorum. Şöyle kask ve mont işte ya da ekipman giymeyen bir motorcuyu gördüğünde bir otomobil sürücüsü şöyle bir yargı oluyor. Kendine saygısı yok. Kendi canının kıymetini bilmiyor. O zaman bizim için de bir tehlike diye düşünebilir. Ama ekipman giydiğinde saygı duymaya başlıyorlar trafikte. Çünkü bilinçli kullanıcı diye bakıyorlar bu sefer. Güzel. Bu yüzden olabildiğince ekipmanı teşvik etmek gerekiyor ve bu şekilde kullanmalıyız. Yani zaten hem bizi koruyor ama bir taraftan da saygınlık da kazanıyor trafikte. Yol veriyorlar. Çok tuhaf. O ekipmanları görünce. Evet. Değil mi? Yani bilinçli kullanıcı, akıllı adam, akıllı kadın gibi. Bir de artık trafikte motorlara alışmamız gerekiyor. Çünkü motor da trafikte var. Ve kolaylaştırıyor aslında trafiği. Çok güzel. Ve buradan Zafer Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Birkaç kere onu konuk aldık. Gerçekten böyle motorlarla ilgili, motorcularla ilgili çok büyük çabaları da var. Siz de tanıyorsunuz. Tabii tabii, çok yakın arkadaşım. Peki motorcu olmak nasıl bir şey? Bence dinamizm, gençliğim ona borçluyum falan. Ya çok ergonomik, çok ekonomik. Bir gün içinde birçok şeyi sığdırabiliyorsun yaşamına. Erişebiliyorsun birçok şeye. Ve çok sosyal bir araç bence. Benim inanılmaz sosyalleşebiliyorum. Şöyle motorumu park ettiğim anda hemen gözler senin üstünde oluyor zaten bir kadınsan da. Hemen iletişime girmen daha kolay oluyor. Hikayesi olan bir kadın oluyor ya da dinlemek istiyorlar. Dünyanın birçok yerinde onun avantajını gördüm. Ya otomobille gitsen belki kimse gelip kapısını açmayacak, evine davet etmeyecek ama atından inmiş bir seyyah gibi karşılıyorlar. Öyle mi? Hadi gel. Evet evet. Sanki evet atla eşleşebilir bence motosiklet. Böyle en ilginç karşılamalarınız hangi ülkelerde oldu onu merak ediyorum. Pakistan'da çok sıra dışı oldu Pakistan için. Yani özellikle Bolucistan kısmında kilometrelerce kadın görmedim ben. Daha çok kamusal alanlarda var oluyorlar. Hastaneler, adliyeler. Onun dışında kadınlar sokaklarda yok. Afganistan sınırı, Bolucistan kısmında.
Orada çok şaşırdılar. Kadın gördüler çünkü. Tabii tabii, fotoğraf çekiyorlar falan böyle kadın. Ya motor kullanan kadın zaten. Ya birçok ülke, şöyle diyeyim, İran'da mesela, Pakistan'da. Pakistan'da yasal prosedürünü bilmiyorum ama İran'da yasak. Ehliyet almaları yasak kadınları. Kullanamıyorlardı. Hı hı. Alsa da kullanamıyor. Yani ehliyet alamıyor zaten. Alamıyor. Maalesef. O zaman bir kadın gördükleri zaman hiç korkuyor musunuz? Şimdi bu kadar farklı ülkelere gidiyorsunuz, farklı kültürler. Korktuğunuz ve çekindiğiniz oluyor mu? Ya buraya da gitmeseydim keşke dediğiniz tabii, oluyor tabii, mu? Tabii tabii, korktuğum zamanları oluyor. Ama yine de yapıyorum diyorsun. Evet, yani iyi ki korkuyorum. Normal ve sağlıklı olan korkmam aslında. Hı hı. Yani korkmadığımda bir problem var demek. Tek daha tehlikeli bence korkmak. Korkmamak daha tehlikeli. Ben korkuyorum. Normalde çok korkak bir insanım. Yani bir merdiven çıkarken bile, geçen arkadaşım var hocam, ağacına çıkacağım işte, bir şey toplayacağım falan. Ben böyle korkuyorum. Nasıl ya, dünyanın zirvesine çıkmış kadınsın. Korkuyorum ama korkularım üstüne gitmekten çok keyif alıyorum. Başarmak. Evet. Yani negatif duyguları barındırmamaktan hoşlanıyorum bünyemde, karakterimde. Onların üstüne gitmek, dönüştürmek. Yani üstüne gitmek, korkmak var his olarak. Şimdi merak edilen bir soru var. Hiç gaspa uğradınız mı diye sordular. Yani böyle dünya turunda ya da böyle. Çünkü herkes iyi niyetli yaklaşmayacaktır büyük bir ihtimalle. Böyle şeyler geldi mi başınıza? Küçük ufak tefek, evet. Yani çok ciddi şeyler olmadı ama. Ufak tefek. Teşebbüsler. İşte maalesef. Ama dünyanın her yerinde. İstanbul'da da olabilir. Yani İstanbul'da da sadece... çok dışarıda olmuş olsaydı motorun üstünde ya da böyle karanlık yerlerde. Orada da olabilirdi. Nerelere gittiniz biraz? Söyler misiniz? Üniversite yıllarında başladım. EBS Avrupa Gönüllülük Projeleri'yle. Önce Avrupa. Değişim programları. İşte çalışma. Tamamen gençlik programları. Sonra çocuk bakıcılığı yaptım 1,5 yıl İngiltere'de. Öyle mi? Evet. 2 çocuğa baktım. Aileyle yaşadım. İngiliz kültürünü tanıma fırsatım oldu. Bir, yani evde olmak da çok değerli geliyor. Ya farklı insanlarla aynı evde anlamaya çalışmak. O babayla, İngiliz babayla İngiliz kız çocuğunun arasındaki ilişkiye şahit olmak. Orası da çok besleyici oldu. Sonra Amerika'da çalıştım 4,5 ay. Amerika'ya da gittik. Wow. Orada, yani birçok, orada da farklı işlerde çalıştım. İşte şey, eğlence parkı, hamburger işte falan. Yani seviyorum. Deneyimlemeyi sonra başladı. İşte cezaevinde çalıştıktan sonra dünya turuna karar verdim. Onu da aralıksız bir şekilde her sene farklı bir kıtaya sürdüm motosikletle. Covid engelledi mi hiç bu süreci? Tabii ki. Şu an sınırların kapalı olması duygusu bile... Zor değil mi? Evet. Yani iyi hissettirmiyor ama evet, bu da bir ders verdi. Başka bir şey geliştirdim. Arkadaşlarıma daha zaman ayırabildiğimi fark ettim. Çünkü hep yoldayım, gidiyorum her fırsatta. Tabii burada değilsiniz. Tabii. Onlarla ilişkiler. Şeyi merak ediyorum. Dediniz ki Pakistan'da galiba hiç kadın yoktu. Peki bir kadın olarak böyle nasıl hissettirdi sizi? Size hiçbir yerde kadının olmaması, kadının varlığının görünmemesi. Daha fazla, yani görünür olmam gerekiyormuş gibi hissettim. Aslında bunu ilk Fas'ta fark ettim, ne kadar değerli olduğunu. Fas'ta benzin istasyonuna girdim, benzin alacaktım, alıyordum. Bir baba yanıma doğru koşmaya başladı. Yanında da 2 tane çocuğu var, bir kız bir erkek, ama kız çocuğu daha önde. Elinden tutmuş, önde bana yetiştirmeye çalışıyor. Gözleri dolu dolu geldi ve dedi ki, çok naif bir adam. Belli ki okumuş, çünkü orada Fas'ta en az 4 dil konuşuyorlar. İngilizce konuşan pek yok. Oo. Adam İngilizce konuşabiliyordu. Mühendismiş de zaten. Eğitimli bir adam. Şey dedi, kızımı özgür bir kadınla tanıştırmak istiyorum dedi. Oo. Orada şunu fark ettim. Ya aynı dili konuşmasak da yaptığım hareketle, işte motorla tek başına dolaşan, farklı ülkeden gelen bir kadın profili olarak... oradaki babada ya da kız çocuğunda bir şey yaratabildiysem bu işe yarıyor. Ama bunun için, yani tamamen bunun için yola çıkmamıştım. Ama artık bu şekilde evrildi. Toplumsal boyutunun da farkındayım. Ama hem üzücü hem güzel bir şey değil mi? Yani hem kadının yerinin aslında olmadığı ülkelere gidiyorsunuz. Hem de bir yandan böyle bir babayla karşılaşıyorsunuz. Yani kadın olarak bir şeylere... Aslında en ayak oluyorsunuz ama bir yandan da bunu görmüş oluyorsunuz. Garip duygular. Evet. Yani evet. Üzücü. Mesela İran'da bir kadınla tanıştım ve İran'da tanınan bir kadın. Yani bayağı tanınıyor. Acayip böyle lüks bir evi var falan. 2 tane son model motosikleti var. Ve kadın gizli gizli biniyor, erkek kılığına girerek. Öyle mi? Evet.
Çok ilginç. Ve risk alıyor. Yani tabii. Düşünsenize polis kırbaç cezası var. Yani kural dışı hareket etmenin İran'da hapis cezası var. Ve böyle farklı insanlarla tanışmak, yani tutkuları doğrultusunda risk alıyor kadın. Onunla sohbet etme fırsatı buldum. Tabii kaldım, evinde davet etti. Ve yani İran'da çok tanınan biri. Şunu merak ediyorum. Şimdi siz bir yerlere gittiğinizde davet ediliyorsunuz. Evet. En ilginizi çeken davetler hangisi? Mesela insanlar nerede misafirperver, nasıl davranıyorlar? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki. İran son derece misafirperver. Ki benim yani en utanarak söylüyorum bunu, ön yargılı olduğum ülkelerden bir tanesiydi. Ama hepimizi bence. Çünkü öyle tanıtıldı. Ya o kadarını, yani biz de gördüğümüz kadarını biliyoruz. Gitmediysen bilmiyorsun. Evet, evet. Başkalarından duyduğumuz kadar, evet. Medyanın gösterdiği kadar. Doğru. Ve düşünsenize çocukluk yaşımdan beri ben İran'la ilgili böyle belgeseller izliyorum. Savaş, işte farklı şeyler. Hı hı. Çok tuhaf. Gördüğüm en kibar erkekler İran'da. Beni de şok etti bunu içeride de. Yani çok kibarlar. Çok, öyle mi? Çok ince, nazik. Yani çok şaşırtıcıydı ki sanat, şiirle çok ilişkililer. Evleri... Yani kütüphane kültürü var, kitaplar var, kitap okuyorlar. Ya 10 yaşındaki çocukla ben felsefe konuşabiliyorum. Yani ben felsefeden çok anlamam. O felsefe konuşuyor bende yani. Ben ona uyum sağlamaya çalışıyorum. Öyle bir kültür. Şems, Mevlana, Ömer Hayyam. Yani o toprak coğrafyalardan. Beni çok, en çok şaşırtan oydu yani. Çünkü biz daha çok kaba saba. Ondan sonra kadına çok saygı göstermeyen. Hiç değil. Ondan sonra ama öyle değiller. Hiç değil. Yani onların hakkını yemişiz. Kültürlerinin, Persepolis, Pers, yani çok köklü bir kültüre sahip zaten. İran'da yaşadığım bir şey var mesela. Ortak dilimiz yok, Farsça konuşuyor adam. Ben Türkçe, yolda durdurdular karısıyla birlikte. Yani saniye geçmeden hemen iletişim kurdu. Ortak dil yok, şöyle yaptı. Motoru gösteriyor, beni gösteriyor, evini böyle yapıyor, evim. Sonra gidersin diyor. Yani o kadar yani istedikten sonra. Onu çok merak ettim. Çünkü şimdi birçok yere gittiniz ama dil problemi var. Yani değil mi? Var. Şimdi bütün ülkelerin dilini bilmenize imkan yok. Nasıl anlaşıyorsunuz insanlarla? Ya o çok soruluyor. Ertelediğimiz konulardan bir tanesi bence bu. Birçok kişi o ülkenin dilini bilmediği için gitmek istemiyor. Bir röportaj izlemiştim bir gezginin, dünya turu yapan. Tanıdığım, çok sevdiğim bir abim o da. Namık Kemal Başbağ. Sordular, abi dil bilmeden nasıl geziyorsun? Güney Amerika'da bir senedir dolaşıyor, dünyayı dolaşıyor. Dedi ki, sağır ve dilsiz dünyaya gelmiş olsaydım dünyayı gezme hakkım olmayacak mıydı dedi. Düşünsenize sağır ve dilsiz olsaydık o zaman dil bilmeyi yine gezecektik. Yani bu bir engel değil. Zaten çok iyi İngilizce ya da Fransızca bildiğini düşün. Gittiğin yerlerde sokaklardan geçiyorsun. Hmm. Orada zaten senin dilini bilmiyorlar. Ama bir şekilde anlaşıyorsun, ortak bir dil. Ya ben evine gidiyorum, yemek yiyorum, o gülüyor, bir şey söylüyor. Aha. Oradan gözlem yapmak aslında. Gözlem yapmak. Evet. Süper. 29 Ekim bizim için ne ifade ediyor? Çok, biraz konunun dışına çıkacağım ama. Çok çok kıymetli. Ben her zaman şunu söylüyorum, yaptığım yolculuklarda da. Hiç bir söylem sahibi olmasam da, bir şeyin altını çizmesem de, yaptığım hareketle bir kadın olarak tek başına harita üzerinde gezen bir erkeğe bağımlı olmadan... bu yolda gittiğimi düşünüyorum. Yani bunu bir gramda temsil edebiliyorsam benim için çok kıymetli. Bağımsız bir kadın. Bağımsız profili. Bir kadın profili. Peki akademisyenlikle motor ve gezgin olmayı nasıl bir araya getiriyorsunuz? Çünkü yani akademisyenlik zor. Zor, çok zor. Yani çünkü doktora süreci çok zor. Sürekli okuman, odaklanman gerekiyor. Çok ayrı bir efor gerekiyor. Açıkçası çok hızlı kariyerimde ilerleyemiyorum. Hani doktora süreci ama bunu bir şekilde bitireceğim bunu. Hı hı. Ve şöyle bir hedefim yok hayatta. Ya benim şöyle hedeflerim var. Ben onlara ulaşmalıyım değil de ben istediğim şeyi yapayım. Su gibi akayım ve hedef beni bulsun. Hmm. Layık olduğum yerde olayım. Tutkularımla ve isteklerimle. O yüzden gerçekten okumak istediğim için bir makale okuyorum. Okumak zorunda olduğum için değil. Geç olsun ama ben doğru konuyu bulayım. Doğru alanda uzmanlık kazanayım istiyorum. Bu yüzden biraz plan çok önemli. Zaman yönetimi çok kıymetli ama hayatımın belli bir döneminden sonra özellikle yolculuklar bana bunu öğretti. Biraz akışta devam etmek de var
olmalı. Çünkü akademisyenlik böyle biraz daha ciddi bir meslek gibi duruyor. Bir yandan da bu motor daha özgür. Tabii bir tabii bazen ben post paylaşıyorum, bir şey yazıyorum çok güzel. Diyorum şimdi hocasın sen, öğrenciler var, rektör takip ediyor falan. Posta siliyorum. Sonra o kim? Maalesef, maalesef değil ama evet akademisyen olmanın verdiği bir ağırlık evet, da var. Evet, bir tereddüt bir olabilir. Bir tarafın şey yani özgür kadın istediği evet. her şeyi yapabilen ve aktarabilen. Tabii. Ama bu dengeyi bulmaya çalışıyorum. Zor mu? Değil. Öğrencileriniz nasıl tepki veriyor? Benim böyle bir öğretmenim olsa ona milyonlarca soru sorar ve yani çok farklı bir şey. Nasıl tepki veriyor? Daha çok ilişkilerim aslında ders aktarımından çok ders sonundaki diyaloglarla. Yani tabii her öğrenciye açayım ama bazı öğrencilere daha fazla zaman geçirip diyalog kurabiliyorum. Hikayelerini dinleyebilme fırsatım oluyor. Daha çok o boyutta. Yani bir evet, yol arkadaşı gibi. Öğretmenden çok. Bu olmak hoşuma gidiyor. Merak ediyorlar mı peki? Yani ben de yapmak istiyorum diyen öğrenciler var mı? Mesela böyle şeyler, geri dönüşler oluyor mu size? Yani motosikletin üstünde bir kadına nasıl mesajlar geliyor? Çok merak ediyorum. Motosiklet teması değil ama seyahat etme konusunda çok teşvik etmeye çalışıyorum. Otostopla dünyayı dolaşan öğrencilerim olmaya başladı. Bana fotoğraf atıyorlar hatta gittikleri yerlerden falan. Bana diyorum ki hikayeleri anlatın. Otostop yapıyorsanız hani dikkatli olun ama orada da bir hikaye var. Çünkü evet, doğru. Seni arabasına alan kişi de aslında bir hikaye dinlemek ya da aktarmak güdüsüyle doğru. buluşuyorsunuz. Çok doğru. Hani derler ya asıl hikaye bir yabancı geldiğinde başlar bir şehre ya da sen seyahate çıktığında başlar. Hikayeler çok kıymetli, anılar. Şey, fakülte için bence çok ilginç bir profesisiniz. Yani bilmiyorum diğer öğretmenler ya da diğer hocalarla konuşurken şey sıkıntı oluyor mu izin almakta böyle şeylerle izin veriliyor mu? Ya şöyle beni yıllardır tanıyan hocalarım oldukları için ne yapmak istediğimi biliyorlar. Ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet yani bu konularda çalışan birimleri de var. Onlar da beni destekliyorlar. Yani Asil Özbay değil ama özgür bir kadın profilinin medyada görünmesi için de katkı sağlıyorlar. Yani bana izin veriyorlar, istiyorlar da. Çünkü ilham olabildiğimi de düşünüyorlar, inanıyorlar. Ben de bu sorumlulukla da hareket etmek istiyorum. Bunu yapan başka kadın var mı ülkemizde? Yani biliyor musunuz böyle? Motosiklet mi yoksa genel seyahat, motosiklet var, değil sadece. Seyahat eden çok kadın var. Var. Sırt çantasıyla dünyayı dolaşan, hala şu an yollarda olan bile var. Arkadaşlarım birçoğu zaten birbirimizi tanıyoruz. Çok çünkü iyi. Şey, gideceğimiz ülkelerde birbirimize haber veriyoruz. WhatsApp grupları oluyor dünya gezginlerinin. Mesela şurada virüs var, şurada terör var gibi anlık bilgiler. Ben şuradan ülkeden çıktım, burada böyle bir sorun var gibi. Çok iyi. Maddi olarak zor mu? Bunu merak ediyorum. Şimdi çok çok ciddi bir maddi güç gerektiriyor mu bu seyahatleri? Yok, çok ciddi bir, kesinlikle değil. Ha? Yani İstanbul'da yaşamaktan çok bir farkı yok aslında. Öyle mi? Evet. Yani üç kalem, benzin, yeme, içme, konaklama. Değil mi? Ve onun dışında ben burada daha çok masraf yapıyorsun. Yani menüye verdiğin burada. Orada daha yani aslında şey gibisin. Bir holding yönetiyor gibisin. Hem CEO'sun, hem mavi yakasın, hem beyaz yakasın, hem güvenlik görevlisisin, hem her şeyi yapıyorsun yolda. Bu yüzden iktisat idari kullanıyorsun. Yani yemeğimi bile kendim yaptığım yerler var. Onu merak ediyorum. Şimdi dediniz ki çok restoranları tercih etmemeye çalışıyorum. Eğer çok zora kalmadıysam ya da mecbur kalmadıysam. Çünkü genelde standart menüler var. Aynen. Ama kültürü biraz daha anlamak için aslında mutfağı, her ülkenin mutfağı da bir kültür. Tabii ki. Kendim pazarlara gitmeye çalışıyorum. İlginç hikayeler var mı o şekilde? Ya özellikle pazarlardan taze sebzeler almaya çalışıyorum. Çünkü restoranlarda bulamıyorsun o ülkenin kültürünü. Yani Pakistan'da bile İngiliz menüsü olabiliyor ya da ne bileyim İtalyan şeyi menüsü olabiliyor. Marketler ve pazarlar çok objektif. Oradan alıp bakıyorum neler var, tariflere bakıyorum ya da birileriyle yapmaya çalışıyorum. Yolda mola verdiğim yerlerde malzemelerim bunlar, birlikte yapalım diyorum. Küçük bir şey var, isim vermeyeyim, çok farklı markalar da var. Şu kadar boyutu. Şey... Ya da gaz, için, gaz. Tüp. Benzinle çalışanları da var bunun. Çok ilginç. Çok pratik aslında. Yani USB'den çıkan bir kablom var mesela. Böyle demir, İspanya'da almıştım.
koyuyorsun bardağı, ısıtıyor. Filtre kahveni falan yapabiliyorsun. Yani karavan gibi. Çok iyi. Bayağı yaşıyorum. Bir özendirme, bir özendik. Ama ben o kadar cesur muyum emin değilim. Biraz korkutuyor beni. Belki düşüncesi korkutuyor. Yapınca o korku yok olabilir. Bazen bazı şeyler çok korkutucu geliyor biz ama yaptıktan sonra. Zihinde öyle. Büyütüyoruz. Yola çıkınca bence 10 kilometre ile 100 kilometre arasında pek bir fark yok. Değil mi? Adım attıktan sonra. Peki Türkiye'de mi gezmeyi seviyoruz, dünyada mı? Dünyada gezmekten daha çok keyif alıyorum. Çünkü farklılıklarla buluşmak beni besleyen bir şey. Yani Türkiye benim için, ben çünkü genç yaşta başladım Türkiye'yi keşfetmeye. Ve anlamaya çalışmaya, farklı kültürler, işte bir Kürtle sohbet etmek, bir Ermeniyle sohbet etmek, bir Hristiyanla sohbet etmek. Yani bu çok erken yaşlarda başladığı için artık daha farklı fazla bir inanç ya da o insanlarla bir arada olmak istiyorum. Süper. Devam edeceğiz. Evet, şimdi motosikletle ya da değil bir şekilde dünyayı gezen bir kadın motosikletiyle geziyor. Ve de motosiklet de büyük bir motosiklet. Öyle küçücük Vespalar, şimdi reklamada girmesin ama küçük motorlarla da değil yani. Bir yandan korkuyorum ama yine de korkularımın üstüne gidiyorum dedi. Bu tatlı sohbete devam edeceğiz. Kısacık bir ara vereceğim. Çay kahveler şöyle bir tazelensin. Biz yine burada olacağız.
TV Türk ekranlarından iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hristiyan Yardım Kuruluşu Acil Durum Hastanesi kuruyor. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi hayatını kaybetti. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi her çarşamba ve her cuma 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında. Haberlerimiz ilgili ayrıntıları haber.saat7turk.com adresinden takip edebilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Katolik Kilisesi ve Gelenekleri programı ikinci sezonuyla sizlerle. Cuma günleri 19'da Katolik Kilisesi ve geleneklerine dair yeni konuları Özge Talas, Azize Teresa Kilisesi rahibi Peder Alexi Duset'le konuşuyor. Kaçırmayın. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla şehrin kalbi her perşembe saat 19'da Saat 7 Türk'te. Bendeniz bir Rab emektaşıyım. Kutsal kitabın ışığında Tanrı'ya dair konuşuyoruz efendim. Yaşama dair, kendimize dair. Ama Tanrı'ya biliyor musunuz doğru şekilde yaklaşma. Rabbim berekettir bu ekran bizim için. Büyük berekettir. Çok dua ediyoruz bu ekran için. Rabbe çok şükrediyoruz. Kutsal ruh bir gerçek. Kutsal ruhu almak gerçek. Tanrı'yla tanışmak gerçek. Kutsal ruh, Tanrı ruhu gelip senin yüreğinde ruhunla yaşaması gerçek bu. Tekrar merhaba. Asil Hanım'la efendim olan sohbetimize devam ediyoruz. Güzel bir sohbet. Farklı bir kadın zaten. Hem hayatta bir derdi var hem de insanları tanımak isteyen de bir insan. Şimdi bir şey merak ediyorum. Şöyle bir not almışım. Pakistan'da silahlı motorlu askerler eşlik ediyor. Bunu bana bir anlatır mısınız? İran sınır kapısından çıkıp Pakistan'a adım attığınız andan itibaren Kalaşnikovlu, tüfekli askerler, Levis dedikleri polisler eşliğinde 50 kilometre gitmek zorundasınız. Yani şehrin merkezine kadar gibi. O çöl boyunca onlarla gidiyorsunuz. Neden? Koruyorlar. Yani devletin tahsis ettiği bir şey. Sen ücret vermiyorsun. Wow. Onlar yani güvenlik için aslında. Ama şöyle şimdi... Ya burada da şöyle bir şey var. Biz hep böyle televizyonda Pakistan'da tüfekli askerler görüyoruz. Korkutucu ya. Hep savaş varmış gibi hissediyoruz. Hı hı. Evet. Ama şu var aslında. Bizim polislerimiz nasıl silah taşıyor cebinde sürekli? Hı hı. Onlar da tüfek taşıyor. Onların kültüründe de tüfek var. Ya. Yani çok bir fark yok aslında. Yok. Doğru. Ama nasıl bir algı şey varsa biz sürekli taramalı tüfeklerle birbirini öldüren insanlar... Gibi hep o fotoğrafları gördük ya, yani hep o görüntüleri. Hep ama o haksızlık değil mi? Evet, çok. Millete karşı. Çok. Yani Pakistanlı o öldürür, o işte terör gibi. Bence en büyük günahlardan bir tanesi hayatta hangi, ne düşünürsen düşün. Çaba göstermeden hüküm vermek biri hakkında, bir millet hakkında. Pakistanlılar çok tatlılar, komikler.
hani öyle göründüğü gibi değil. Onlar da üniformasının bir parçası. Kalaşnikov tüfek taşıyor yani. Aha. Onu kullanmıyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki yani en büyük haksızlık aslında milletler için bu. Doğru. Yani mesela bazı yerlerde de Türkleri barbar olarak hala görürler. Tabii, hala. Mesela. Ondan sonra ne bileyim böyle gördüğün fotoğraflar ya da işte o sana verilen kadarıyla büyüyoruz hepimiz. Bunu gösteriyor medya ya da işte haberler ya da bizim dünyamız. O zaman insanları da bu kadar tanıyoruz. Ona okey ama yine de yargılamamamız gerekiyor. Çünkü aslında tanımıyoruz. Yani ben Asil'i şimdi tanıyorum. Ama onun bir fotoğrafını gördüğüm zaman onu yargılama hakkım yok aslında. Hı hı. Ama işte bu küçüklükten bir empojede... Güdü aslında. Evet. Hemen hüküm veriyorsun, ayrıştırıyorsun. Evet. Benden uzak, farklı kulvarlardayız gibi. Tamam, benim de çok sık kendim yakaladığım zamanlar oluyor bir insanı. Ya bu böyle konuştu, böyle falan. Ama durup çaba gösterip, önce bir genel değerlendirip sonra öfkelenip hüküm vermek gerekiyor. Ama bence herkesin bir hakkı var. Her milletin, her insanın. Bunu yapmıyoruz maalesef. Bunu nasıl yapabilir? Yapabilir miyiz? Ben şunu fark ettim. Ne kadar çok seyahat edersem, ne kadar çok farklı insanlarla tanışırsam tahammülümün daha arttığını fark ettim farklılıklara karşı. Hı. Keşke bunu ilkokul yaşlarımda yine yapmaya çalışıyordum. Farklı mahalleler, yani farklı konulara ilgime vardı ama bunu ilkokulda bence olmalı. Yani bu drama mesela çok güzel bir ders. Evet, mış gibi yapmak, o olmak. Hı hı. Dramada işte bir şeyi canlandırıyorsun ya, o gibi hissetmek. Bu çok çok önemli bence. Süper. Biraz Aşık Veysel'den ya, bahsedelim mi? Edelim. Hadi edelim. Analım onu. Diyor ya, dostlar beni hatırlasın son cümlelerinden. Hadi biz de onun dostu olarak onu biraz analım. Tamam. Nedir Aşık Veysel'le olan bizim anımız? Aşık Veysel'i hep çok seviyordum. Onun sözleri, türküleri, yani... Sözleri daha çok aslında. Yani o sözü anlamaya çalışmak. Sivas'a gittim işte. Daha yeni 2-3 hafta oldu. Onun mezarına gittim, evine gittim. Tüylerim diken diken sürdüğüm yollardan bir tanesiydi. Çünkü bilmiyordum gidene kadar. Upuzun, ip gibi ince bir yoldan gidiyorsun. Uzun, çok uzun. Yani gidiyorsun, 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 gidiyorsun incecik. Ve uzun bir ince yoldan evine gidiyorsun. Bu çok etkiledi. Sözünde bu yazıyor. Ama evet, neden bunu söylediğini bilmiyorduk aslında. Ya hep metafor belki olarak düşünüyorduk. Evet, hayat belki öyle, hayattan bahsediyor diye düşünmüşüktür yani. Öyle uzun. Muhtemelen öyledir ama biz anlam yüklemeyi de çok seviyoruz. Evet. Ya yani o bambaşka bir uzun bir ince yoldan bahsetti. İlham oluyor başka başka. Adam uzun bir ince yoldan gidiyor aslında. Görmüyor ve o yoldan gidiyor. Yani o topraklar, Sadık Yarim Kara topraktır derken o topraklara dokunmak, toprak da aldım. Ya her gittiğim yerden toprak parçası getiriyorum zaten, ülkeler. Evet. Hepsi bir saksıda evimde. Yani bir gün bir çiçek ekeceğim ama şu an bilmiyorum, o tohumun gelmesini bekliyorum. Hani her, bir çiçek bile farklı kültürlerde yetişebiliyorsa güzel bir şey olacak benim için, bir anı. Nereleri gezdik ve nereleri kaldı? Yani burayı çok görmek istiyorum, bu kültürü merak ediyorum dediğiniz neresi kaldı? Kaldı mı bir yer? Kalmıştır değil mi? Tabii çok çok. Yani çok, yani karayoluyla seyahat ettiğim için uzun süre oluyor. Yani iki ay yolda geçiyor. Hani uçakla bir gün iki gün gitmek değil de en etkilendiğim Moğolistan oldu açıkçası. Neden? Neden? Hiçbir şey de yok Moğolistan'da bu arada. Hiçbir şey yok. Yani Türkiye'nin 2,5 katı kadar yüz ölçümüne ait bir yer. Bursa kadar nüfusu var. 3 milyon. Küçük. Kocaman ama insan yok. İnsan olarak. Dünyada komşuya gidiyorum cümlesinin en az kullanıldığı yer. Komşu yok. Ama herkes aile gibi. Yani evde mesela ger denen çadırlarda kalıyorlar. Tüpte yemek pişerken hep fazla yapıyorlar. Birisi gelip kapıyı da kitlemiyorlar yesin diye. Hani yani böyle bir kültür. Herhangi birisi. Aynen. Yemek akşam geldiklerinde azalmışsa o tencere, o günü kutluyorlar. Biz birine yardımcı olduk diye. Böyle var böyle insanlar. Böyle insanların olması beni şaşırtıyor. Çok da seviniyor. Güven duyuyorlar. Evet, çünkü dünyadaki fotoğrafa baktığımda, haberleri izlediğimde bir iç karartıcı bir durum var. Yani dünya kötüye gidiyor. İnsanlar daha da kötü olmaya başladılar ama şimdi diyorsunuz ki kapısını kilitlemiyor. Evet. O yemek biraz azaldığı zaman da seviniyor. Yani, paylaşma. Wow. İlginç. Zaten inançları da çok
güzel. Yani fark benim hoşuma gitti. Yani ger çadırlarının üstünde hep böyle bir açıklık var. Gök Tanrı'nın gözleri önünde olmak. Açıklık, yalınlık, net olmak onlar da çok önemli. Yani en çok anlamaya çalışmaktan keyif aldığım şey Moğolistan oldu. Bir Türk de buldum bana çevirmenlik yapan. Onunla dolaştık. Sürekli röportajlar. çok tatlılardı. Peki motorla şimdi gezmek, yani dünyayı geziyorsunuz, Türkiye'yi de zaten gezmişsiniz 3 kere sanırım değil mi? Yani evet. Türkiye'yi evet. 3 kere. Başınıza bir şey geldiğinde ne yapıyorsunuz? Mesela tak diye motor bozuluyor. Issız bir yerde. Nasıl, ne oluyor? Hiç böyle paniğe kapıldığınız ya da nereden biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini? Başlarda çok korkuyordum. Ya başıma şu gelirse ne yaparım falan. Artık sorunlar o kadar çok oldu ki yolda. Sürekli sorun. Ya hatta o sorun için üzülmeme fırsat kalmadan başka bir sorunla karşılaştığım zamanlar oluyordu. artık her sorunun bir çözümü olduğunu gördüm. Deneyim aslında bence. Deneyim. Deneyim. Yani evet çözümünü yine bilmiyorum. Motor tamirinden anlamam. Ama çözüm üretebileceğimi gördüm. Ya şu an bilmiyorum. O coğrafyada başıma ne gelirse ne yaparımı bilmiyorum. Ama olduğunda paket olarak çözümü de oluyor zaten bir şekilde. O koşullarda. O güzel oluyor. Saçlarınız belirli oldu. Saçlarınız. Şöyle. Süper. Çok güzel saçlarınız var bu çok arada. Çok teşekkür muhteşem. Ederim. Muhteşem. Yani zaten şey gösterişli de bir seviyorum. Kadın. Seviyorum. Evet. Bir o var zaten. Şimdi motorda hep böyle şey daha masküler ya. Mont, eldiven, kask. Ben de sürekli böyle saçlarımı. Ben de varım. Ben de dişiyim. O kask çıkınca ama insanlar evet. Böyle bir hayranlıkla bakıyordur. Öyle bir şey var. Peki bu kadar sorunla karşılaşmak artık beni korkutmadınız. Çünkü bunu evet. Çözene kadar başka bir şey. Peki nasıl devam edebiliyorsunuz? Yani yardımınıza geliyorlar mı? Nasıl oldu? Evet evet. Mesela Moğolistan, Sibirya-Moğolistan yolunda iki şehir arasında yaklaşık 700 kilometre yerleşim yeri yok. Yani mecbur durmadan gitmen gerekiyor. Motor arızalandığında... Bırakın benim kullandığım modelin tamircisini, motosiklet tamircisi bile yok. Ne güzel. Traktörcü buldum, traktör. Ortak dilimiz de yok. Şey yaptım, telefondan manueli oluyor ya böyle PDF. Evet. Şey, kullandığım evet. Modelin. Rusçasını indirdim, verdim. Dedim bu, çözeceğiz birlikte. Öyle bir şekilde, ya şey gibi, sudoku gibi. Sudoku var ya bulmaca. Evet, doğru. Çözüyorsun, sonra... Devam ediyorsun sonra tekrar çöze çöze artık bulmaca gibi gelmeye başlıyor bana problemler. Çok çok iyi. Yani cesaret de gerektiren bir şey. En peki yani umutsuz kaldığım yolculuğum dediğiniz bir yolculuğunuz var mı? Gerçekten Şemsa perişan bir yolculuktu benim için dediğiniz bir şey var mı? Hı-hı. Bir de tam tersini soracağım. Hı-hı. Olağanüstü dediğiniz. Yani Fas'ta prosedür olarak çok problem yaşamıştım. Bir evrak kaybetmiştim. Bir de İran'da da öyle bir evrak sorunu yaşamıştım. Orada çok ya... Orası artık, için büyük problem değil mi o? İran'da büyük problem. Yani nezarethaneye, telaffuz edemiyorum. Oraya kadar gidebiliyorsun. Kameraların inceleniyor falan böyle riskli. Aha. Bir de ben çekmeyi seviyorum. İlginç ve paylaşmayacağım halde kendim için görüntüler aldım İran'da. Farklı deneyimleri ne bileyim. Aha. Orada yasak çünkü birçok şey. Yani orada çok korkmuştum ama atlattım bir şekilde. Çok şükür. Evet gerçekten tehlikeli bir durum. Peki en tam tersi tam böyle tersi. En muazzam yani çok beğendiğim dediğiniz? Büyülendiğim dediğim yer Nepal. Hindistan'da Kardungla Tepesi. Dünyanın karayoluyla çıkılabilecek en yüksek zirvesi. Orada yaşadığım deneyim. O tam bir içsel yolculuktu benim için. Ne kadar sürüyor onu oraya çıkmak? Yani yaklaşık 60 günlük toplam Nepal yolculuğu. Oraya 50. günde falan gitmiştim galiba. Ya da 45. günde olabilir İstanbul'dan yola çıkıp. Tepeye çıkmam da o zirveye 1,5 hafta falan olabilir. Dura dura işte mola vere vere. İrtifa çok yüksek çünkü. 5300 metre. İnsan yüzü görmediğiniz çok uzun dönemleriniz oldu mu? Mesela böyle yolculuğa çıktım, yolda gidiyorum ama hiç insan yüzü görmedim. Şu kadar saat olduğu çok uzun süreçleriniz oldu mu? Böyle tabii tek başınıza. Günlerce Bulucistan, işte İran sınırından Pakistan'a kadar süreçte. Sadece askerler, onun dışında... Onlar da aynı askerler oluyor. Dönüşümlü olarak seni teslim ediyor. Başka bir askere falan bu şekilde hı hı. Gidiyorsun. Orada Moğolistan'da çok az insan var.
Yani rastladık. Yalnızlık peki? Çok seviyorum yalnızlığı. Hı, bunu söyleyeyim. Çünkü zor bir şey. Şimdi eğer sevmiyorsan tabii, yani çok seviyorsan yalnızlığı, o ayrı bir şey ama yalnızlık hissetmiyorsunuz değil mi? Yani motorunuzun... Hiç hissetmiyorum yalnızlık. Neden? İlla soracağım ben. Neden yalnızlık hissetmiyorsunuz? Yalnız seyahat ettiğimi daha üretken hissediyorum düşünsel anlamda. Hı hı. Daha özgürce hem kendimle savaşabiliyorum. Çünkü başkasının yanında kendinizle savaşamıyorsunuz pek. Hı hı. O çıplaklık hoşuma gidiyor. Kendimi daha da seviyorum yalnızken. Öyle mi? Evet. Peki insanlardan uzak kalmayı mı seviyorsunuz yoksa kendinizle alakalı bir durum Tam mu? Tam tersi. İnsanlarla iletişim de çok kolay. Yani iletişimle ilgili bir kopukluk yok ama yalnızlığı tercih ediyorum. Ama sosyalleşmek de hayatımın bir parçası. Dengeyi kuruyorum. Ya ortası yok. Ortası yok. Evet. Yemekle aramız nasıl? Yemek seviyor belli, mu? Belli oluyordur. Ben bayağı ya böyle şey hatta elim böyle refleksle gidiyor falan o kadar. Yemek benim için top noktada yani. Her gittiğim ülkede de yani her yemeği denemeye çalışıyorum. Yani en kötüsü bile yani onun tadına bakmadan gitmeyeyim diyorum. Hani güzel diyorlarsa. Gerçekten. Çok seviyorum yemek yemeyi. Peki bu ülkeye giderken rehber lazım mı? Yani şimdi hadi biz de böyle bir şey yapalım. Rehber gerekiyor mu? Yardım gerekiyor mu? Tek başına yapabiliyor musun? Yani nereye gideceğini nasıl biliyorsunuz mesela? Pakistan'a gittim. Şuralara gitmem. Nasıl biliyorsunuz bunları? Artık internetten gidilecek yerler çok yani bir dakikada listeyi oluşturabiliyoruz. Hı hı. Ama ben gidilecek yerlerin peşinde olmadığım için tam tersi. Yani gidilmeyecek yerler. Rastlantıyla karşılaşmak istiyorum. Ya hayatımda olması gereken kadın ya da adamın hikayesinde olmak istiyorum. Yani bir akışta olup rastlantısal şekilde insanlarla tanışmak. Çok fazla ben planlamak istemiyorum. Kadınlara özgürlük yakışır sloganı nedir? Her yolculuğuma kız kulesinden başlıyorum. Bir kadının özgürleşmesini simgeliyor benim için kız kulesi. Çünkü her hikayede, her masalda biz çocukluk yaşlardan itibaren hep kadınları özel bir alanla sınırlandırıyoruz dinlerken, anlatırken. Pamuk Prenses kapıyı açmaması gerekiyor. Rapunzel kulede bekliyor, saçını işte uzatıyor, bekliyor. Yine bir kadın ve kule. Kül kedisi 12'den önce eve gelmesi gerekiyor. Kız kulesi efsanesi de aynı şekilde. Hı hı. Yani ortada bir şey yok ama kadın orada. Evet. Bunu yıkmak istedim ve kız kulesi kadının özgürleşmesini simgeliyor benim için. Her yolculuğumda da hep oradan başlıyorum ve postlarda özellikle gözüksün istiyorum kız kulesi, kadın özgürleşiyor. Algıyı değiştirmek. Geri dönüşümler nasıl bu yaptıklarınızla ilgili mesela? Ne diyorlar? Güzel. Mesela KPSS'de sınava giren kız kulesiyle ilgili bir soru çıkmış mesela. Aklıma sizin şeyiniz geldi. Kadınlara özgürlük yakışır. Wow. Artık esaret içinde olan bir kadın gelmiyor o birey için. Hani bir kişi bile benim için çok kıymetli. Hı hı. O bir kişi demek özellikle erkekler benim için çok önemli. Babalar. Çünkü onların kız çocuklarını dönüştürecek olanlar. Çünkü yaptığım iş motosiklet erkek aranesine ait bir alan olduğu için erkekler bana güveniyor ve iletişim kolay kuruyorlar. Bu yüzden hani bu sıcak iletişimi değerlendirip bu konularla da onlarla iletişim içinde olmak istiyorum. Bayağı cevap veriyorum ben DM'den. Öyle mi? Zaman ayırıyorum. Bir sürü de soru geliyordur farklı farklı zaten. Çok keyif alıyorum. Peki benim merak ettiğim şu var. Her gittiğim yerde görüntüler çekiyorum dediniz. Bunlarla bir şey yapmak istiyor musunuz yoksa öylesine mi yani çekiyorsunuz? Yani öyle bir hedefim yok. Hani bir gün bu videolar bir işime yarar değil. Sadece aslında bir görüntüyü çekmek de değil. Sürekli açık kameram rastlantısal bir hikaye olur da onu kaydederim diye. Yani o kurgusuz hikayeyi kaydetmek istiyorum. Kurgusuz yani bir şey çıktığında onu çıkarmıyorum. Bir şey çıkınca kameramı çıkarmak yerine kameramda, motorumda hep açık kameralar var. Çok iyi. Yani farklı bir yapınız var. Güzel, çok güzel bir şey. Peki bundan sonra işte biraz önce bahsettiğim hedef beni kendine doğru çekmeli ya da çeksin diye arzu ediyorum. Güzel bir hedef olmam gereken yer. Çünkü dönüşüyoruz. Şu anki hedefim bir sene sonra bambaşka bir Asile olacağım. O yüzden sevdiğim şeyleri yapıyorum şu an. Sevdiğim yerlerde bulunuyorum. Sevebileceğim ya da verimli olabileceğim bir hedefe doğru gidiyormuşum gibi hissediyorum.
Süper. Çok plan programına da gerek yok aslında. Hedef beni kendine çeker. Bazı şeyler için gerek yok bence. Çok süper. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, sohbetiniz için, bize anlattıklarınız aslında ve gösterdikleriniz için de ilham da kaynağı oluyorsunuz. Ben inanıyorum yani kadınlara, belki erkeklere de. Neden? Çünkü birçok şeyde korkuyoruz. Cesaretimiz eksik. Böyle ikonlara, böyle şeylere ihtiyacımız var aslında. Daha fazla görmeye ve belki korkmamaya biraz daha fazla. Daha çok korkularla hapsediliyoruz ama özgür insanları görmek sanki bize iyi gelecek gibi. Ne mutlu. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar. Ne yapıyoruz? Bir güzel poğaça yaptık, anne poğaçası yaptık. Onun hemen tarifini vereceğim. Ondan sonra da artık veda edeceğim. Umarım siz de bizim kadar zevk almışsınızdır güzel insanlar. Bugün sosisli poğaçalar yaptım size. Ev yapımı yaptık. Hazır, hiçbir şey kullanmadık. Neye ihtiyacımız var bunun için? Bir adet yaş maya istiyorum sizden hamuru için güzel insanlar. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yumurtanın akı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı sütümüz var, 2 tatlı kaşığı tuz ve 4 su bardağı da un kullandım. İçi içinde sosis ve üstüne de 1 yumurta sarısı. Bu poğaçaları siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada lezzetli sohbetlerde her türünü yaptık. Sadece ben sosisi hiç denemedim. Dedim ki bugün de bir sosisli yapalım. Afiyet olsun diyorum yapan ve uğraşan herkese. Yarın biz yepyeni bir günde karşınızda olacağız. Bugünlük bizden bu kadar güzel insanlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Rabbi'yle kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. İsa Celil'e gölünün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara "Ardımdan gelin," dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Ormanlar, yeryüzündeki tüm canlıların ortak değeri, yaşanabilir bir dünyanın sigortası. Bir ağaç, 40 kişinin bir saatte tükettiği oksijeni tek başına üretebilir. Orman, iş ve istihdam demektir. Sanayide kullanılan birçok hammadde ağaçlardan elde edilir. Ormanlar, hava kirliliğini, gürültüyü, erozyonu önler. Orman, toplum sağlığı, huzur ve mutluluktur. Yaban hayatını, biyolojik çeşitliliği koruyan ormanlarımız, hayvan ve bitkilerin de dostudur. Orman, hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177, orman yangını ihbar attı.
İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.